Hepinize de selam arkadaşlar. Ben Erdem. Sizlerle birlikte Firmin Mecer Köylerimizin 32. bölümüyle birlikte karşınızdayım. Son bölümde ne yapmıştık? Championship'te şampiyon olmuştuk. Premier Lig'e çıkmayı direkt otomatikman çıkıyorduk. Bunu garantilemiştik. Bu bölümde de yeni sezona falan geçeriz. Belki azıcık böyle bir şey de yapabiliriz. Ne denir? Transfer. Yani bence yaparız. Milli takım Türkiye, yanlış hatırlamıyorsam biz, bir dakika, şu anda Euro 2024 olması lazım bu yılda. Bizde galiba öyle bir şey hiç yok. Milli takım ile ilgili bir şey olursa da bence çok iyi oluruz. Çünkü milli takım güzel. Ama dediğim gibi biz milli takımda hiçbir zaman iyi olamadık. Hala da niye gönderilmediğimizi ben anlamış değilim. Yani beni kovmaları lazımdı şu ana kadar. Cengiz'in der, yani yedekte kalmasına en çok üzüldüğüm isim. Bir taktikte de onu oyuna sokabilirsem çok iyi olur. Ama yani beşli şey yapacağım. Beşli defans oynarım. Okay burada. Emre'yi buraya koy. Ozan yerine, yok bir dakika, şuraya hemen bir Cengiz'i koy. Ozan yerine kim oynar valla. Ozan, yani bize sola çıkıyor abi yani. Hakan Çalhanoğlu'nu onunla sol kanat yapsak. Neyse. Bir şey yapalım hemen. Milli kadro seçimi. Sol açıkta yani Emre Kılınç o kadar iyi değil. Onun dışında çok iyi oyuncu da yok. Yani milli takım maalesef hiç de iyi değil. Ama reytingler falan bomba hakikaten yani. Burada 82'lik ama şimdi Okay'da M'de oynuyor. Neyse arkadaşlar, buraya koyabileceğimiz adam galiba yok. Şöyle SLO SF, neyse boşver onu. Cengiz yerinde kalsın. Cengiz'i ellemeyelim. Taktikleri böyle hemen kabul edelim. Ardından Mert'cim ne kadar? 1,5 milyon. Al git, tamam git. Yeni sezonda yalnız takım çok mükemmel oynayacak. Premier Lig'de yani ne yaparız? Bence bir ilk 6'ya falan girmemiz lazım. Ya bir Avrupa görmek istiyorum. Avrupa Ligi de olsa oraya da giderim yani. 1,5 milyon. Kabul edelim. İlerletelim. Bayağı bir transfer teklifi geliyordu. Mert'e de bu isteğiniz ne be? Hani 3 tane takım aynı anda şu an teklif yaptı. Hatta 4'tü de biri şey oldu, iptal oldu. Tamam gitsin Mert artık be. Bir dakika, bizde ne kadar oyuncu var? Oyuncu alsa alırız hani. Oo, bayağı bir adam var. Bizim takımda gelecekler. Lunin bizi, bir dakika ya. Ya transferleri aslında bakarız hemen şuradan. Ha dur, evet, o önümüzdeki sezon gelecek, doğru. Günak için transfer. Aa, Malatyaspor kabul edeyim. Hatta onları daha da ucuza mı satsaydık ya? Adamlardan kaç tane oyuncu çaldık bir de. Gidelim şöyle. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid almış. 2-3 yılı biz de almak isteriz açıkçası. Yani artık son 2-3 sezonumuzun olduğunu düşünüyorum. Yani kariyerde öyle büyük bir hata yapmış olabiliriz belki giderek. Ama şu anda çok iyi bir bütçemiz olacak. Oyuncuları da oradan aldık. Ama Malatya'da olsaydık şu an 30 milyon üstü bir bütçe olmayacaktı. Şu anda ben 60-70 milyon en az bence olur diye düşünüyorum. Çünkü
50 milyon bütçe vardı ve ondan 0 kuruş harcadık yani. O da var. Hadi bakalım. Yeni sezonda çok heyecanlıyız. Premier Lig'de rakipler çok çok zor olacak. Ama biz bunun üstesinden geliriz. Ve bazı intikamları da alacağız kendimiz. Manchester City bize Şampiyonlar Ligi'nde pataklamıştı. 4-0 falan yenildik diye hatırlıyorum. Onun bir intikamını falan da almak isterim Premier Lig'de. Onun dışında zaten çoğu takım şu an bayağı bir iyi. Hadi bakalım artık yeni sezonda neler yapacağız. Merak ediyorum. Bu da bir geçmedi be. Aa geçtim. 10 milyon ödüllü. Yani girelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi takımı falan da test ederiz. He. Evet. Durun şimdi. Bütçeye bak. 120 milyon nedir arkadaşlar ya? Demin ettiğim tüm sözleri geri alıyorum bu arada. İyi ki de buraya gelmişim. İyi ki de Malatya'dan gitmişim yoksa fakir fakir gelecek duracaktık. Şimdi ön sözleşme yapılan oyuncular da geldiğine göre hop, artık şov vakti. Artık vakit bizim vaktimiz. Biz şey almadık. Bir dakika hanginiz daha iyi? 24 yaşında 80. Abi Mert Hakan'ın yani. Bir dakika. Uf, çok kararsız kaldım ha. Şu Ferdi'yi oynatalım hemen bir. Hepsi Avrupa Şampiyonası'nda tabii. Biz gidemediğimiz için. Ferdi Kadıoğlu. Lonin. Hello. Üf, arkadaşlar takım efsane. Bizim az kaleci nerede lan? O bir 80'lik kaleci yok muydu bize? Ha, Rose tamam. Malkuit değil şu Sinister'a da gelsin. Tamam. Şu Mert Hakan yandaş yani satılır mı? Ya da Baumgartner mı? Artık ona bakacağız. Bir dakika ama. Bir yıl kalanlar hemen. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Mert'si ayda bunlar da hemen gitmeye başladı. Aa ne oluyor ya? Bir yıl tamam iyidir. Bu arada 2 yıllık da bayağı bir oyuncu var da bu ne be arkadaş? Herkes mi gitmek istiyor? Of, Kamara. Gel oğlum. Çok kötü oyunculara fazla paralar veriyoruz. İnşallah bunun bedelini sonra çekmeyiz de. Ya normalde zaten bunlara sözleşme yapmaya da gerek yok yani. Sözleşme yapmak istediklerim aslında Praet. Şu ürüne ben parayı basayım da. Yani başka grupla takas anlaşmasında. Bakalım. Şu grupla anlaşmasında kullanılıyor. Evet. Öyle aldık zaten de. Ben bunu satamaz mıyım kardeşim? Böyle bir şey var. Begovic. Allah'ım zaten bırakıyor artık. 37 yaşına gelmiş. Tamam. Yani kabul etmezlerse de onlar etmesin. Artık geriye kalanlarla. Lan yanlış yaptım. Neyse. Şimdi en değerli oyunculara bakacağım. Finansal. Uhuhu, mükemmel. Munir. Joelinton. Aa satamıyorum. Neyse. Baumgartner. O da gitsin. Çünkü Mert Hakan'la devam edeceğim. Ya da bir dakika ya, ben onları takasla kullanabilirim. Joelinton'u satıp Mert Hakan yan... Yok. Baumgartner. Satacağım. Joelinton'u satacağım. Üstüne Joelinton'u vereceğim takasla böyle Mbappe'yi falan alacağım. Nasıl fikir? Baya değişik şeylerimiz var. Hayallerimiz. Ama onun öncesinde bu takımın bir orta sahaya ihtiyacı var. Ya da durun. Çok daha iyi bir taktik bence.
Bence mükemmel bir taktik olur bu. İki tane MO oğlu taktik böyle. Hop. Evet. Bence çok iyi oldu. Bu taktik ne oluyor? 4-1 2-2-1 mi ne? Öyle değişik bir şey oluyor. Bir dakika. Bu olmadı. Uf. Yok. Öyle bir taktik yok lan. Bir dakika. Taktikten varsa öyle yapmak isterim de. Ama galiba yok. Neyse. Zaten yaptık taktiğimizi. bu takıma ihtiyacı olan bence bir stoper de olabilir. Şöyle bir tekrardan eski öğrencilerimizden biri olan Wesley Fofana'yı alır mıyız mesela? Wesley Fofana 23 yaşında 85 adam Upamecano. Bakalım. Upamecano zor. Ama bakalım besinde de belki alırız. Mbappe. Ben şu anda bayağı güzel tokat yiyecek gibiyiz ama. Evet, geç bunu geç. Geç Mbappe'yi alamayız zaten. Maksimum alabileceğimiz oyuncu bence. Erling Haaland olur. O bile zor ama. Alırsak da onu alırız yani. Hop. Hadi bakalım. Mesaj gelmiş. Merhaba hocam, ben değerlendirme yapıyorum. Değerlendirme yapıyorum. Yani bizim kesin zaten bir orta saha ve stoperin değişmesine ihtiyacımız var yani. Joelinton işte Münir falan onlar ya kalsın da istemem yani. Biri illaki gidecek hani. Bu arada Isaac de bayağı iyi. Dortmund'daymış o da. Ha, gol de attı hatta bize. Alalım hemen. Hadi bakalım. Mert. Ya kardeşim. Bedavayı vereyim şuradan istiyorsanız da. Sorunlu biri galiba kardeşimiz. Hiçbir şey kabul etmiyor. Ben ne anladım? Cevaplamayacağım. Fred gidebilir. Güzel. Tamam. Gitsin. Yani orta sahada kim olacağız ona da bakalım hemen. Fred zaten kullanmıyoruz bile Fred'i. Evet, Fred satıldı. Fofana 87 milyon değerinde teklif yapılmış. Hop birader ne oluyor? 87 milyon. Upamecano'yu alamayız. Ona geçin arkadaşlar. Ama Fofana olabilir. Niye olmasın ki yani? Hadi bakalım. 72 milyona satmıştık. Bakalım. Kaç alacağız? Orta sahada. Hop. Mert Hakan var. Bir tanesini orada kullanabilirim. Bu teklifte. Mert Hakan. Buraya gider mi acaba? 41,5 artı 50 milyon. 91,5 milyon. 51 milyon dediler. Kabul ettim. Kabul ettim. Mert Hakan yanında Southampton'a gidiyor. Sotona bir tane oyuncumuzu yolluyoruz. Hadi bakalım. Of. 5 yıllık güzel. Sana bir güzel var ya hani. Kulübü falan da bağlayalım istiyorsan sana güzel bir maaş veririm. 140 milyon. 140 bin pardon. Yes. Fofana geldi. Evet. Yuvaya döndü Fofana. Evet. İlk transferimizi yaptık. Dizil işte o zaman değişecek yani. İki çift santrafor oynuyoruz. Ama ellemeyeceğim. Çünkü bu değişebilir. Transferler oldukça. Takımdaki en yaşlı oyuncu kaç yaşında? 26. 26. 24. Bu 23.
Bu 27, bu 24. Bunu geçiyorum. Bunu saymıyorum. Lan bir dakika, benim sağ kanatım nerede? Lan o nerede? Dur bir dakika. Bu muydu benim sağ kanadım? Sanırım Sinister'ıydı. Yok abi, benim mükemmel bir sağ kanadım yok muydu? Gitti mi o, ne oldu? Neyse. Joelinton'da 27 yaşında. Takımın en yaşlısı şu an 27 yaşında yani. Mükemmel. Şu sağ kanatta alabiliriz öyle bir şey olursa. Sinisterra ile şu Cantwell'i bir satılığa koyalım ama ilk önce, ardından da Munir'i falan da satarsak çift santrofor falan yaparız. Zamanında yaptık biz. Dzeko ile Joelinton oynamıştı. Eski günler be. Ne güzel günlerdi. Sinister'ı zaten koyduk. Gantfell, Foyt, yani kalsın o. Ama Adarabiyo gitsin. Brunem sen zaten kalacaksın. Dardar sen de git. Hop. Ne yaptım ben? Git, hayır hayır. Ekle. Kongolay'ı da ekle. Onama falan da gitsin. Malkuit de gitsin. Bunlar gitsin. Biz ofisimizde 81 milyonumuz var hala. Of, mükemmel para. Neyse. Bu videoluk bu kadar da arkadaşlar. Transferleri çok fazla yapacağım. Normalde sezonun ilk bölümleri 30 dakika falan olur. Ama bunu böyle daha kısa tutmak istedim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bay bay.